A kümesini vermiş, B kümesini vermiş. Buna göre A'dan B'ye kaç farklı birebir fonksiyon yazılabilir demiş. Şimdi A, B, C diyelim. Burası da 1, 2, 3, 4 ve 5 olsun. A kaç yere gidebilir? 1, 2, 3, 4, 5 yere gider. Bakın bu 5 yere gider. A'nın gittiği yere B gidemeyeceği için B'nin 4 seçeneği kalmıştır. Ve bunların gittiği yere C'ye gidemeyeceği için C'nin 3 seçeneği kalmıştır. Bu seçenekleri çarptığınız zaman 5 çarpı 4 çarpı 3 A'dan B'ye kaç farklı birebir fonksiyon tanımlandığını bulursunuz. Bunun çarpımı kaç yapar? 60 cevabınız D'dir. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx x artı 4 g x mutlak x artı 4 h x eşittir x kare artı 4 fonksiyonlarının grafikleri birebirdir demiş. Hangileri birebirdir diye sormuş. Şimdi birebir olması için her bir elemanın görüntüsü farklı olması lazım. Burada bu mümkündür. Yani x'e ne verirseniz farklı sayı çıkar. Ama burada bu mümkün değildir. Çünkü neden? Örnek veriyorum. X'e 1 verdiğiniz zaman mutlak bir artı 4 5 yapar. X'e eksi 1 verin. Mutlak eksi 1 artı 4 o da 5 yapar. Yani iki ayrı şey aynı yere gitmiştir. Bu sebeple birebir değildir. Aynı şey üçüncü şıkta da geçerlidir. Mesela 1 verdiğiniz zaman 1'in karesi artı 4 5 yapar. Eksi 1 verdiğiniz zaman eksi 1'in karesi artı 4 5 yapar. Yani dolayısıyla bu da birebir değildir. Yalnızca 1 doğrudur. Bir fonksiyonun tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüsü diğer elemanların görüntülerinden farklı ise bu fonksiyona birebir fonksiyon denir. Evet, hangileri birebirdir? Bakın bu birebirdir. Gördüğünüz gibi her bir eleman farklı yere gitmiştir. Bu birebir değildir çünkü 2 ve 3 aynı yere gitmiştir. Bu birebirdir. Her bir eleman farklı yere gitmiştir. Yani 1 ile 3 birebirdir. Cevabınız D'dir. A kümesini vermiş. 4 5 6'dan oluşuyor. A, A'nın bir elemanıymış. F, A eşit olmasın A'ya diyor. Bu şekilde A'dan A'ya kaç farklı birebir fonksiyon tanımlanabilir? Yani şöyle diyor arkadaşlar bakın. A'dan A'ya tanımlayacağız. Yani 4, 5, 6'dan 4, 5, 6'ya gidecek. Ama F, A, A'ya eşit olmayacak. Yani verdiğimiz değerle çıkan sonuç aynı şeyler olmayacak. Mesela 4, 4'e gidemeyecek. Şimdi o zaman 4 nereye gitsin arkadaşlar? 4, 5'e gitse. Burada şöyle bir durum vardır. 5, 6, 6'ya gidemez. 6 4'e 5 6'ya gider. Bu 1. Bir. bir de şu 4 5 6 dedim. 4 5 6 dedim. Diyelim ki 4 bu sefer 5'e değil de 6'ya gitse, 4 6'ya gitmiş olsa. 6 nereye gider arkadaşlar? 6 6'ya gidemez zaten. 6 4'e gider. Pardon, 6 4'e değil. 6 5'e gider. 6 5'e gider. 6, 5'te 4'e gider çünkü hepsi kendilerine gitmeyecekler. Kendilerinden başka olan yerlere gidecekler. Bundan da başka da şansınız yok zaten. 4'ün 5'e gitme durumunu saydık. Bir de 4'ün 6'ya gitme durumunu saydık arkadaşlar. 2 tane durum vardır. Sadece 4 özelinde değil, başkaları için de zaten farklı yerlere götürmüş oldunuz. Yani cevabınız B'dir. ABC birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesinde fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonu tanımlanıyor. F fonksiyonunun birebir olması için şimdi bu koşullardan hangileri verilmelidir diyor. Arkadaşlar birebir fonksiyon olması için şurada kare olmaması lazım. Yani çift kuvvet olmaması gerekiyor. Çift kuvvet olduğu takdirde bu birebir fonksiyon olmaz. Onun için ne yapmanız gerekiyor? A'nın sıfır olması lazım. A sıfır olacak bu bir. İkincisi arkadaşlar B0 olmamalıdır. A0 olacak. B0 olmayacak. Çünkü hem A0 hem de B0 olursa arkadaşlar A0 olduğu zaman B'yi de 0 yaparsanız bu sefer ne yapar? O zaman sadece fx eşittir c olur. fx eşittir c de bir sabit fonksiyondur. Sabit fonksiyon demek bütün her şeyin aynı yere gittiği anlamına gelir. Oysa ki bir fonksiyon için biz hepsinin ayrı ayrı yerlere gitmesini istiyoruz. Bu sebeple a'yı 0 yaptınız tamam ama b'nin 0 olmaması gerekiyor. Yani bunun bx artı c formatında olması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar c 0'dır demiş. Hangileri verilmelidir diyor. Bu önemli değil. Bu hayır dedik. Şu üçüncüsü gerekiyor bizim için. Yalnız 3'tür. E, Cevabınız Ceyhan. Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisi gerçel sayılar kümesi üzerinde birebir fonksiyon grafiği olabilir demiş. Birebir fonksiyon grafiği olması için arkadaşlar yatay çizgiler çekeceksiniz. Çektiğiniz yatay çizgiler grafiği sadece bir yerde kesmek zorundadır. Bu seferle bu birebir fonksiyon grafiği olabilir. Ama bunlar olmaz. Bak bunlar olmaz. Birden fazla yerde kesiyor. Bu olmaz. Şurada çünkü üst üste düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası sabit olduğu için mavi çizgiyle şurası üst üste düşüyor. Sonsuz tane yerde kesmiş oluyorlar. Bu da mesela sonsuz tane yerde kesiyor. Bu da aynı şekilde. Yani cevabınız D'dir. Bu küme verilmiş. A kümesinden A kümesine tanımlı f fonksiyonu 1'e 1'dir diyor. F1 çarpı f2 çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır demiş arkadaşlar. Şöyle yapalım. İşte eksi 4 eksi 2 0 1 2'den eksi 4 eksi 2 0 1 2'ye gidecekmişiz. O zaman bir mesela eksi 4'e bu da eksi 2'ye gitsin ki çarpıldığı zaman eksi 4 ile eksi 2'nin çarpımı 8 yapsın ve çıkabilecek en büyük sonuç 8'dir diyebilelim. Şimdi A'dan R'ye arkadaşlar biçimde tanımlı F fonksiyonu birdir demiş. Şimdi A kümesinin hangisi olacağını, olabileceğini soruyor ki bu birebir olsun. Arkadaşlar bunun grafiğini çizebilmemiz gerekiyor ki biz bunun nerede birebir olduğunu görelim. Şimdi grafiğini çizmemiz için bakın mutlak değerin içini sıfır yapan değer nedir? X eşittir 2'dir. Yani X eşittir 2 ifadesinde mutlak değerin içi sıfır yapıyor. Biz buna kritik nokta diyoruz. Kritik nokta. Peki X'in... Şöyle konuşalım x'in 2 ya da 2'den daha büyük olduğu durumlarda bunun içi pozitif olur ve aynen çıkar. Aynen çıktığı zaman arkadaşlar düşünsenize aynen çıkarsa x eksi 2 eksi x'ten bura ne yapar? 2 yapar. Peki x'in 2'den küçük olduğu durumlarda burası eksi ile çarpıp çıkar. Eksi x artı 2 eksi x olur böylece. Ve bu durumda arkadaşlar fx fonksiyonu şu olur bakın fx fonksiyonu burası eksi 2 oldu burası eksi 2x artı 2 oldu artı 2 oldu. Ne zaman? x büyük eşittir 2'deyken x küçüktür 2'deyken. Böyle. Şimdi bunun grafiğini çizdiğimiz zaman arkadaşlar bakın şöyle düşünün ki şimdi 2'nin sağ tarafında 2'den büyük yerlerde komple ne çıkacakmış bu? Eksi 2 çıkacakmış. 2'den büyük yerlerde. Eksi 2 çıkacaksa şöyle çizeceğim ben bunu mesela. O zaman diyorum ki bak şurası 2 olsun. Burası 2 olsun şurası eksi 2 olsun. 2'nin sağ tarafında komple eksi 2 çıkıyormuş. Peki 2'nin sol tarafında eksi 2 x artı 2 çıkacak. Eksi 2 x artı 2 nedir? Mesela burada x'e 0 verdiğiniz zaman y 2 yapar. Y'ye 0 verdiğiniz zaman yani eşitine 0 verdiğiniz zaman x buradan 1 çıkar. X'i 1'de y'yi de 2'de kesecekmiş arkadaşlar. Ve 2 koyduğunuz zaman burası da eksi 2 yapıyor bakın. Demek bu grafik şöyle bir grafiktir şöyle bir grafiktir. Bakın bu tırtıklı çizgiyle çizeyim. X'i nerede kesiyor arkadaşlar? X'i 1'de kesiyor. Şurası bir noktası. Y'yi 2'de kesiyor. Şurası iki noktası. Ama siz buradan nereye alacaksınız arkadaşlar? Siz burada 2'nin sol tarafındaki parçayı alacaksınız. Yani bunu alacaksınız. Şu. Süs siyahla çizdiğim çizgi. Peki bu nerede birebirdir? 2'nin sol tarafında birebirdir. Bak 2'nin sağ tarafında düz bir sabit. 2'nin sağ tarafı olmaz. 2'nin sol tarafındaki bir aralığı seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. 2'nin sol tarafındaki bir aralık da şıklarda eksi 1 ile 1 aralığıdır. Tamam mı? Burada bire birdir dersiniz. Cevabınız D şıkkıdır. N bir doğal sayı olmak üzere gerçel sayılarda tanımlı fx eşittir işte 2 çarpı x üzeri n eksi 3 eksi 3x artı nx artı 1 fonksiyonu verilmiştir. Şimdi buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? N eşittir 3 için F sabit bir fonksiyondur diyor. N'e 3 verdiğiniz zaman deneyelim arkadaşlar. Fx eşittir. Bak 2 çarpı x üzeri 3 eksi x eksi 3 x artı 3 x artı 1. Evet bunlar gider. Şunun da üstü 0 yapar arkadaşlar. Üzeri 0 olduğu zaman bu da 1 yapar. Dolayısıyla şurası N'e 3 verdiğiniz takdirde 3 eksi 3 oluyor burası. 0 yapar. E, ve bu sabit olur gerçekten de. Yani bu ne yapar? 2 çarpı 1 artı 1'den eşittir. 3 olur sabit olur. Bu doğrudur n eşittir 5 için birebirdir demiş. Deneyelim arkadaşlar. Birebir demek her biri farklı değerler alacak demektir. Şimdi 2 çarpı n e 5 verdiğiniz zaman bunun üstü arkadaşlar 2 yapar. Peki n e 5 verdiğiniz zaman burası 5 x eksi 3 x'in toplamı artı 2 x artı 1 olur. Birebir değildir arkadaşlar. Bu parabolik bir ifadedir. Yani x'e çeşitli değerler verdiğiniz zaman aynı sonuçlar oluşturabilirsiniz. Bu birebir olmaz. Yani x'e farklı farklı değerlerle aynı cevaplar çıkabilir burada. İkinci derecedense arkadaşlar bunun grafiği bak parabolik bir ifadedir. Aynı değerler çıkabilir. Bu değildir. n eşittir 4 için doğrusaldır demiş. Evet n e 4 verdiğiniz takdirde fx eşittir. 2 çarpı x üzeri 1 olur burası. Eksi 3x artı 4x artı 1. Ve bu da ne yapar arkadaşlar? 3x artı 1 yapar. Evet doğrusal bir fonksiyondur. Doğrudur. Cevabınız 1 ve 3'tür. Şimdi bir A kümesi verilmiş. A elemanıdır A'dan. F A A artı 2 olmayacakmış. Yani verdiğiniz eleman arkadaşlar 2 fazlasına gitmeyecekmiş. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4. Burası 1, 2, 3, 4. Mesela 1, 3'e gitmeyecek. 1 ya 1'e gidecek ya 2'ye gidecek ya da 4'e gidecek. Tamam mıdır? Peki örnek veriyorum. Şimdi 2 nereye gidecek arkadaşlar? 2 bak 1 nereye gidebilecek? 1'in gidebileceği seçenekleri bir sayalım. 1'in gidebileceği yerler 1'e gidebilir, 2'ye gidebilir, 4'e gidebilir. 2'nin gidebileceği yerler nerelerdir arkadaşlar? 2'nin gidebileceği yerler ya 1'e gider, 2'ye gider, 3'e gider, 4'e gidemez. Yani 2 4'e gidemez. Çünkü 2 fazlasına gitmeyecek arkadaşlar. Yani 1 2 fazlası olan 3'e gidemeyecek. 2 de 2 fazlası olan 3'e şey 4'e gidemeyecek. Ama 3 2 fazlası zaten burada yok. 3 her yere gidebilir. 1'e gider, 2'ye gider, 3'e gider, 4'e gider. 4 her yere gidebilir. Çünkü 4'ün 2 fazlası karşı tarafta yok. 1'e yok. 1'e gidebilir, 2'ye gidebilir, 3'e gidebilir, 4'e gidebilir. 4'e gidebilir. Şimdi bakın burada arkadaşlar şu 1 ve 2 iki, ikisinde de ortak görüyor musunuz? 1 ve 2 iki, ikisinde de ortak. Şimdi şöyle konuşalım. Mesela 1 diyelim ki arkadaşlar 1 bir ya 1'e ya 2 ya 4'e gitti ya 1'e ya 2'ye ya 4'e gitti. 1 Bir, şunlardan birini seçse, mesela 1'e gitse arkadaşlar, 1'e gitse. 2 nereye gidebilir? 1'e gidemeyeceği için 2 ve 3'e gidebilir. Yani bunun 2 yeri var arkadaşlar. 2 ve 3'e gidebilir. Bakın, 1 1'e gittiği zaman arkadaşlar 2 ya 2'ye gider ya 3'e gider. 2 seçeneği var. Peki 3 nereye gidebilir? 1 ve 2'nin gittiği yere gidemeyeceğine göre 2 seçeneği kalmıştır. 4 de bu 3'ünün gittiği yere gidemeyeceğine göre 1 seçeneği kalmıştır. Bunları çarptığınız zaman 2 çarpı 2 çarpı 1 kaç yapar? 4 durum açığa çıkar. Şimdi aynısını tekrar yazacak olursam arkadaşlar. Aynısını tekrar yazıyorum bakın şimdi. Çok iyi dinleyin detaylıca işlenmesi lazım. 1 2 3 4 1 2 3 4 dedik. Şimdi arkadaşlar 1 1'e gittiği durumu ele aldınız. 1 2'ye gitse mesela. 1 2'ye gittiği zaman 2 4'e gidemez. 1'in gittiği yere de gidemez. Yine 2 yere gider. Yani bu yine 2 yere gider. Bu yine 1 yere gider. Yine burada 4 tane durum vardır. 2 çarpı 2 çarpı 1'den var olan seçenekleri çarpıyorsunuz. Peki burada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pekala arkadaşlar 1 nereye gitsin bu sefer? 1 diyelim ki arkadaşlar 4'e gitsin. 1 4'e gitti. 1 4'e gittiği takdirde çok iyi dinleyin şimdi. 2 nereye gidebilir? 2 4'ten hariç her yere gidebilir. Artık 2'nin 3 seçeneği var. 3'ün 2 seçeneği var. 4'ün 1 seçeneği var. 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 durumda buradan vardır. Topladığınız takdirde 4 artı 4 artı 6'dan toplamda 14 durum vardır. Cevabınız B şıkkıdır. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı fx eşittir hx fonksiyonu veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifa verilen ifa aralıkların hangisinde f fonksiyonu birebir değildir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın bunun grafiğini çizdiğiniz zaman mutlak değerin grafiğini kalıp olarak arkadaşlar bilmeniz gerekiyor. Mutlak x'in grafiği şudur. Şöyledir bakın tam tepesi sıfırın üzerindedir. Şimdi burası sıfırsa nerede birebirdir? Ya sıfırın sağ tarafında ya da sıfırın sol tarafında. Yani bir taraf pozitif bir taraf negatif olmayacak arkadaşlar. Burada birebir olmaz. Eksi 1 ile 1 arasında. Yani burası eksi 1 ise. Burası 1 ise. Bu arada birebir olmaz. Şu V birebir değildir. Çünkü şöyle bir yatay çizgi attığınız takdirde iki yerde keser. Ya sıfırın sağ tarafında tek kol olması lazım. Ya da sıfırın sol tarafında olması lazım. Onun için bir taraf negatif bir taraf pozitif olmaması gerekiyor. Cevabınız C'dir. Ağırlık merkezi G noktası kenar uzunlukları 4 birim ve 3 birim olan dikdörtgen biçimindeki bir yarış pistinin A köşesinden bir atlet kenarlar boyunca ok yönünde harekete başlayıp K, L, M ve N noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıdır demiş. Şimdi atletin X birim yol aldığı anda G noktasına olan uzaklığı birim cinsinden F fonksiyonu ile gösteriliyor. Buna göre aşağıdaki aralıkların hangisinde F fonksiyonu birebirdir demiş. Şimdi arkadaşlar mesela bu kenar kısa kenar 3 ise burası 3 bölü 2. 3 bölü 2. Bu uzun kenar 4 ise burası 2, burası 2. Burası 3 bölü 2. 3 bölü 2. Burası 2, burası 2. Şimdi bakın bizim ağırlık merkezine olan uzaklığımız her bir noktada farklı olması lazım ki biz bire birdir diyebilelim arkadaşlar. Şimdi düşünün ki mesela siz şu aralık aralık gidelim. Mesela A ile B arasına bir bakalım. A ile B arasında bak A da dahil B de dahil. Örnek veriyorum arkadaşlar. Mesela şu uzunlukla e bu uzunluk mesela aynıdır A ile B arasında. Onun için iki farklı yerde aynı değeri almıştır. Mesela bu noktada ve bu noktada aynı uzunluğa sahip olduğu için birebir fonksiyon temsil etmez bu. A ile B arası olmaz. Mesela K ile L arasına bakalım. K ile L arasına baktığımız zaman örneğin arkadaşlar buradaki herhangi bir şu uzunlukla buradaki herhangi bir şu uzunluk birbirine eşittir. Yani şu uzunluklar mesela birbirine eşittir. Bu sebepten dolayı eşit olan uzunluklar olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu iki kırmızı birbirine eşit çıkabilir. Onun için K ile L arasında G noktasına hep farklı uzunluklar denk gelmeyebilir, aynı uzunluklar denk gelebilir. Onun için B de olmaz. C'ye bakalım B ile M arası. B ile M arası yine aynı şekilde arkadaşlar. Yani mesela şu uzunlukla şu uzaklık yani B'den e, yola çıktığı zaman B'den gelirken mesela şu noktadaki G'ye olan uzaklığıyla bu noktadaki G'ye olan uzaklığı aynıdır. Birebiri temsil etmez. Mesela E'ye bakalım, L ile N arası. E, pardon, D'ye bakalım, L ile C arası. L ile C arasına baktığınız zaman arkadaşlar tek bir yer olduğu için bakın tek bir yer olduğu için bakın şu uzunluk farklıdır, bu farklıdır, bu farklıdır, bu farklıdır. Bu farklıdır. Hepsi farklı uzunluktadır. Değerden C'ye kadar farklı farklı uzunluk değerleri alır. Bu sebepten dolayı birebiri temsil eden L ve C aralığıdır arkadaşlar.